Faik hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle yani çok kısa zamanda bize bu vakti ayırdığın için çok teşekkür evet, ederiz. Teşekkür ederim. Senin de bir sakatlığın vardı. Çok geçmiş şey olsun. Sağ olun. Yani önce deneyiminden başlayalım. Baştan başlamak istiyorum. Tokat'tan TVF Spor Lisesi'ne güzelan bir hayat ve daha sonrası şu anda voleybol, futbolla da başlamıştır. O geçişi bize nasıl anlatırsın? Ya aslında bütün sporları denedim diyebilirim. Çünkü hala bile spor aşığı bir insanım. En son voleybolda karar kıldım. Çünkü gerçekten hem estetik hem daha zevkli geldi diyebilirim bana. Biraz o zor dönemlerde daha daha az yorulduğum bir spor olarak düşündüm ama sevdiğim bir spordu. İşte dediğim gibi tokatla başladım. Sonra çok kısa bir süre zarfında zaten Ankara'ya geldim. O zamanlar iyi karmaları, taramaları vardı hala devam ediyordu. Burada kulüpler beğendi. İlk önce Halk Bankası, 10-11 yıllık Halk Bank deneyimim oldu. Şimdi Ziraat Bankası. Uzun yıllardır Ankara'dayım. Baktığınız zaman federasyonun güzel bir projelerinden birinin örneğim... Bakalım devam ediyoruz. Daha neler olacak? Yani o zaman şunu diyebilirim. Voleybolcu olduğum için mutluyum diyebiliyorsun yani. yani. Orada kesinlikle. o çocukken o kararı verdiğin zaman... Kesinlikle çünkü yani o zamanları düşündüğünde en büyük hayaliniz... Çünkü çok küçük bir şehirdi. Tek faaliyetimiz belki de voleybol maçlarına gitmekti. Yıllar sonra o sahada oynamak bile benim için çok büyük bir gururdu yani. Son dönemlerde aslında çok büyük rekabet var ama Halkbank'la. Siz bütün şampiyonlukları alıyorsunuz gibi. Son Şampiyonlar Kupası'nı da kazandınız. Evet. Ya şu anda hedef nedir aslında Ziraat Bankart'ta? Ondan başlayayım. Bir de tabii ki de Şampiyonlar Ligi artık önemli bir kul var. Yani artık hedef yani hedef konuşmuyoruz artık öyle diyebilirim. Çünkü hedefimiz belli. Bütün kulvarlarda şampiyonluk. Tabii ki de artık Türkiye Ligi'ni domine ettik. Biraz daha Avrupa'ya doğru kayıyor bu iş. Tabii her şey yavaş yavaş geliyor. Yani öncelerde hatırlarsanız Türk takımları gruptan çıkmakta zorlanıyordu. Şimdi gruptan çıkmanın favorisiyiz. Geçen sene Halk Bankası yarı final oynadı. İnşallah biz de bu sene oralara gideriz. Çünkü artık Türk erkek voleybolunun yeri gruplardan çıkmak değil finaller olsun. O yönde de ilerliyoruz. Takımda da iyi oyuncular var aslında. Geçen sene Juan Toro'na vardı. Şimdi Anderson gibi olimpiyat madalyalı oyuncular var. Onlarla oynamak nasıl motive ediyor sizi? Merak ediyorum aslında olimpik madalyalı oyuncuların olması. Yani gerçekten çok büyük bir şans bizim için. Çünkü henüz daha olimpiyata giden bir Türk oyuncumuz yok erkeklerde. O yüzden böyle olimpiyat şampiyonları, olimpiyat oyuncularının gelmesi Özellikle bu kariyerde oyuncuların gelmesi. Gerçekten tepeden antrenmanı izliyoruz diyebilirim. Yani hem antrenmanlarda, antrenman sonralarında çok yardımcı oluyor. Özellikle Anderson bize gerçekten ya yani profesyonelliği de öğretiyor diyebilirim. E, bu da bize güç katıyor. Diye, yani bizim takımıza da güç katıyor. Bireysel oyunculuk olarak da bize güç katıyor. Bakalım daha çok yeni geldi yani. Şurada bir iki ay oldu. Daha neler göreceğiz. Meraklıyız biz de ona karşı. O da aslında Türkiye'ye karşı meraklı geziyor. Tanımaya çalışıyoruz. Evet, tanımaya çalışıyoruz. O bizi tanımaya çalışıyor. Biz onu tanımaya Ankara çalışıyoruz. Ankara'yı sevdim peki? Yani söylediğine göre çok sevdi ama henüz dediğim gibi program çok yoğun. Gezecek fırsatı olduğunu düşünmüyorum ama öğrenmeye çalışıyor. Şu an çok mutlu. Aslında buraya girelim. Bu söylediğiniz sözü. gerçekten milli takım dönemiyle birlikte 5 ay az önce de sen şey başlamadan önce de konuşmuştuk. İnanılmaz yoğun bir fikstür milli hedefler var ve siz hani büyük takımlarda oynuyorsunuz ve her zaman hedefler var. Sen ya da oyuncu arkadaşların ya buna nasıl motive olabiliyorsunuz? Gerçekten çok zor bir durum." Yani aslında şunu söyleyebilirim. Bu mil takım olmasa motive olmak gerçekten çok zor. Bazen öyle durumlarda karşı karşıya kalıyoruz. Öyle bir orgunluk yaşıyoruz ama yani bütün milli oyuncular bunu söyler. Hani antrenmanlar falan neyse ama maça çıktığınızda ilk istiklal maçını duyduğunuzda bütün her şey bitiyor. Bu amaç uğruna aslında bu fedakarlığı yapıyoruz. Bütün oyuncular, bütün staff yapıyor bunu. Bütün yöneticiler de yapıyor aslında. Sürekli bizimle beraberler. Bir fedakarlık yapılıyor. Bunun karşılığını almak bence önemli olan. Bir yere kadar getirdik artık. bir bienel, BNL'deyiz. Olimpiyatın kapısına geldik. Eskiden gruplardan çıkamayan Türk erkek mil takımı. Şimdi olimpiyatın kapısında. Olimpiyat konuşuyoruz. Emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Yorulmuyor muyuz? Yoruluyoruz. Sakatlık yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Evet program daha hafif olabilir. Biz daha verimli olabiliriz. Çünkü mil takım sezonda da gördünüz. Çok iyi başladık. Yavaş yavaş artık düşmeye başladık. Çok normal bu bence. Çok fazla turnuva, çok turnuva oynuyorsunuz. Çok sakat verdik. Çok yorulduk. Çok fazla turnuva. Yani artık yolculuğun motive olmanın gerçekten zor olduğu dönemler oldu. Hiç ailenizi görmüyorsunuz. Tamamen otel odasında. Ama gerçekten hakkını verdik. Daha iyisi olur muydu? Her zaman daha iyisi olur. Bakalım seneye bence daha iyisi olur. Viyenel'e kalıcı oluruz. İnşallah olimpiyata da gideriz. Viyenel'den çıkıp. Ben biraz eğlenceli tarafa geçeceğim. <laughs> Aslan kaptanı sormadan olmaz. Aranız çok iyi. <laughs> Sosyal medyada çok fazla gündem oluyorsunuz. aslanlar sizi kaptan. Ya sağ içi sağ dışı olarak ayırmamız lazım. <laughs> sağ sağ için hiç iyi değil. Ama gerçekten çok büyük bir oyuncu. Hani çok saygı duyuyoruz gerçekten. Özellikle çok iyi bir pasör. Çok iyi bir lider takım içinde. Bazen fal bakıyor, böyle fal baktığını söylüyor. Yani tabiri caizse mi? fal bakıyorum derken yani geleceği görebiliyor. Bu da liderlik vasfından dolayı. Çok büyük bir şans bizim için ama biz saha içinde biraz atışıyoruz. Çünkü <laughs> ben de biraz ona karşı dik başlık yapıyorum. Ama bu biraz saha dışından kaynaklı çünkü aramız gerçekten çok. Yıllardır birlikte oynuyoruz. Mil takımda bir süre beraber kaldık sonra anlaşamadık. <laughs> evet öyle bir durum varmış yani. <laughs> evet evet yani yani biraz dışarıdan geliyor sağ içindeki bir onun bana agresifliği benim ona bir agresifliğim yok ama onun bana agresifliği biraz dışarıdan geliyor çünkü dışarıda biraz uğraşıyorum. Ben de biraz kurcalıyorum onu yani. Rahat durmuyorum dışarıda. Evet o kaptan sağ içinde rahat durmuyor sinirleniyor. Sen de sağ dışında yani, yani bizim hem sağ içinde hem sağ dışında kaptan bizim için ama ben de sağ dışında biraz uğraşıyorum onunla. <laughs> ne gibi uğraşlar var ya? Merak ettim. bana sağda yaptıklarını ben <laughs> sağda şimdi yapıyorum diyeyim. Ya, o kadar değil tabii ama uğraşıyorum yani hani gıcık etmeye bayılıyorum onu. O da beni sağ içinde yapıyor ama. Yani sağ içinde gerçekten. Bu seni motive ediyor mu peki? Bu ediyor kesinlikle. Ya yani şey... beraber gerçekten hani anlaşıyoruz yani. Hani böyle kedi köpek anlaşması gibi tabir vermek istemiyorum ama ben Burutay'la Efe'yle yapmıştım. Evet. Burutay da aynısını söylüyor. Ben onu sinir etmeyi seviyorum. Efe o yüzden motive evet, oluyor. Evet, bazen beni motive ediyor yani gerçekten. Seni ona sinirleniple oynadığım aldığım sayılar var hatırlıyorum. Sosyal medyayla ilgili ne düşüş söylüyorum. Kritik bloklardan sonra falan sana böyle çok fazla yorum geliyor. Samet abim falan diye. Evet. Çok fazla seni çok seviyorlar. Sosyal medyayla aran nasıl onu merak daha ediyorum. Çok açıkçası hiç iyi değil. Sıfır. Yani, evet, hiç <laughs> alakam bile yok sosyal medyayla. Çok sevmiyorum demek yanlış olur ama vakit ayıramıyorum oraya yani. Onu düşünemiyorum. Ama tabii ki sevdiğim insanlar olduğu zaman birbirimize destek olmak için yapıyoruz. Ama onun dışında çok fazla aram yok. Eşim daha çok kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> o kullandığı zaman işte öyle giriyorum. Yoksa benim çok fazla sosyal medyayla aram yok. E zaten mil takım döneminde falan gerçekten çok yoğun olduğu için. Arada bir Twitter seviyorum. Çünkü Twitter daha böyle doğal geliyor bana. Ha bizden gibi. Evet, daha böyle arkadaş ortamında konuşuyormuş gibi oluyorsun. Ama çok aram yok yani. Çok zamana girmiyorum. Ben milli takıma döneceğim yine aslında. Buradan bağlamak istiyorum. Yani altyapılardan beri oynuyorsun. <laughs> çok büyük bütün hepsinde. Şu anda da aslında o az önce dedin ya hayali gerçekleştirdik ve evet. milletlerle Ligi'ndeyiz. Orada ben kalıcı olacağımızı düşünüyorum. Sen kendini nasıl değerlendiriyorsun? Ya yani Biraz zaman var ama bence siz düşünüyorsunuzdur. Herkes düşünüyordur. Yani... Çünkü siz uzun zamandır bekliyorsunuz evet. aslında. Yani şu an... Milletler Ligi'ni düşünmüyoruz desem yalan olur. Evet tabii ki ligi düşünüyoruz. Şu an ilk hedefimiz o ama herkesin kafasında Mayıs Haziran ayında o VNL'in sahasına çıkmak var. O atmosferi yaşamak var. Orada bir şeyler başarılı olmak var. Çünkü gerçekten üst seviye takımlarla oynayacağız. Çok güçlü, neredeyse tamam Olimpiyata giden takımlarla oynayacağız. Biraz da kendimizi test edeceğiz açıkçası. Çünkü henüz buralar için yeni bir takımız. Yani buralara yeni gelmiş bir takımız. Biraz kendimizi görmemiz lazım. Hayal kurarken bile kendimizi görmemiz lazım. Biraz test olacak ama benim de çok inancım çok yüksek yani. Bu, bu ekibe, şu anki jenerasyona gerçekten inancım çok yüksek. Ben biraz böyle üzüldüğümüz <laughs> maçlar var. Onları soracağım. Yani gerçekten belki bir kırılma noktasıydı hepsi. Dünya şampiyonasındaki Amerika maçı. <laughs> i̇şte Avrupa şampiyonasındaki Slovenya maçı. Yani bu yaz Amerika'yla bir daha Aynı, aynı kritik senaryo maç hat, aynı senaryo oldu. Ya yani. o anlar artık kırabilecek miyiz? Ben hissediyorum aslında. Yani dediğim gibi ben. Ya sen neler hissettin? Amerika ile ilk oynadığımızda geçen sene ilk defa oynamıştık Amerika'yla. Yani düşünebiliyor musunuz? İlk defa Amerika'ya karşı oynuyorsunuz ve böyle bir maç geçiyor. Test hep testede de gidiyoruz. Amerika ile oynuyoruz. Daha büyük takımlarla oynuyoruz. Dünya şampiyonasında bir şeyler bekleyen bir halk var, bir şeyler bekleyen bir oyuncular var. Bu bizim için çok büyük bir başarı aslında. Baktığınız zaman tabloya ama dediğim gibi kırılma noktaları çok etkiledi bizi. Belki bir iki ay hiç unutmadık o Amerika maçını. Bu senekiler aynı. Slovenya, yine Amerika. Amerika'da biraz benim de tam var. Play'deydi <laughs> <değil mi>? ama. <laughs> yani <gülüyor> Bir şey oldu mu ondan sonra maçtan sonra? Ya biraz tabii. Aslan tepki. abi. <laughs> biraz tepki topladım. Aslan abiden bayağı topladım. Çünkü genelde böyle kritik maçlarda ya servis kaçırdığım noktalara değiniyor ya bir şey yaptığım noktaya değiniyor. O yine dedi ki ha bir de Amerika maçı eklendi bana dedi. O unutmuyorum. Bizim için hayal olan şeyler artık biraz gerçekleşmeye başladı. İşte seneye bir genelde biraz daha bizim için sınav niteliğinde geçecek. Yani testi geçtik biz. Şimdi sınav başlıyor. Heyecanlıyız bakalım. Ligi bir bitirin. Eşin de voleybol aslında kariyerini evet. yeni sonlandırdı. Yani voleybolcu biriyle birlikte olmak, evli olmak nasıl bir duygu? Yani o seni tamamlıyor mu? Nasıl hayatınız devam ediyor? Ya yani iki yıl oldu sonlandırdı. İkimiz de aynı Bölgenin oyuncusuyduk ve gerçekten birbirimizi bazen tamamlıyorduk. Çünkü benim bloğum çok iyiydi, onun hata çok iyiydi. Birbirimize destek oluyorduk. Şimdi de destek oluyor, şimdi tamamen dışarıdan bir göz ve voleybolu bilen bir göz. Benim için şu an çok, yani gerçekten nasıl derler, kişisel antrenör gibi. Gerçekten yargılayarak konuşuyor, hani <laughs> gerçekleri söyleyerek konuşuyor. Ve spor hayatı tabii ki zor eşler arasında. O deplasmana gidiyor, sen deplasmana gidiyorsun. Kamplar zaten... 4 ay 5 ay sürüyor. Güzel geçiyor yani o da bildiği için önemli olan o. İkiniz de zorlukları bildiğiniz için yani çok takılmıyorsunuz artık. Küçük zamanınızda zaten birlikte vakit geçiyor. Eleştirdiği oluyor mu? Bayağı alıyor. Eleştiri alıyorum. Yani en çok eleştiri ondan alıyorum ama gerçekten güzel eleştiri yapıyor yani hani gerçekleri söylüyor. Çünkü ben gerçekleri duymayı severim hani gel eleştiri yapmak için yapmak değil de böyle doğruyu söylediği zaman hoşuma da gider. O da bunu bildiği için galiba kullanıyor biraz. <laughs> şey soracağım, piyona. Piyano ile aran iyi mi? Yani. Çaldığını görüyoruz ama. Aslında gitarla aram iyi benim normalde. Hmm. Yani piyano ile çok aram iyiydi. Ben kendi kendime çalmayı öğrendim piyanoyu. Ama gitarla gerçekten akşamları falan evde konserimiz var. Gitar, gitar getirseydik keşke ya. Ee, keşke şu an çok talep <laughs> etmiyorum ama gerçekten evde iki akşamda bir konserimiz var. Küçük bir iki şarkılık. Bazen rahatsız ediyorum tabii çevreyi ama. <laughs> özellikle. Favorin şimdi... hangisi çalmakla? Bilmiyorum. Ya da eşinin falan. sevdiği. Onun en çok kurşun diye bir şarkıyı seviyor. Eski, çok eski bizim ergenliğimizin şarkılarından. Ya benim çok var ya. Ben bütün şarkıları çok sevdiğim için çok müzikle aram çok iyi. yani enstrümanları da seviyorum. İşte en en iyi gitarı öğrendim. Ben kendi kendime öğrendim bu arada. Hani herhangi bir yardım almadım. Kendi kendime gitar öğrendim. Aslında biraz da stres atıyorum diyebilirim bunu. Şey kampa falan götürdün onu yok, yok mu? yok yok. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Arada bir eşimi rahatsız ediyor. <laughs> Bazen de işte Burak rahatsız ediyorum. Kampta biraz oyun oynadığınızı biliyorum. Bilgisayar oyunları. Zaten yani en büyük <laughs> sıkıntımız o. Yani çünkü takımın çoğu PlayStation oynuyor. Bir zaman geçirmek için. Ben de karantina zamanı çok fena başladım PlayStation'a. Hatta çok yakın arkadaşlarım oldu yani PlayStation sayesinde. Bayağı hala oynuyoruz aslında. Kamplarda ama tabii daha uzun süre oynuyoruz. İddiasını oynadığımız oluyor. <laughs> Keyifli geçiriyor. En birliktelik oluyor. Adis biraz kızıyor bana tabii bu konuda onu yen <laughs> yendiğim zaman Adis özellikle kızıyor çünkü hiç kaldıramıyor mağlubiyeti. Ben de biraz uğraşmak için daha fazla kalori atıyorum. Onlar da sahada biraz acısını çıkarıyor. <laughs> Birlikte oynamak istediğin biri oldu mu hiç ya da böyle hayranlıkla izlediğin birisi şu anda mesela? Yani şu anda mesela Simon'la Dechkov var benim için. Hı. Birlikte oynamak istediğimde, hayranlıkla izlediğimde Gerçekten şu an voleybolun en üst seviyesindeler diyebilirim. Uzun yıllardır böyle. Simon kendi bölgem olduğu için Deçeko'da gerçekten farklı bir voleybol anlayış olduğu için hayranlıkla izliyorum yani. Oynamak isterim. Baycığım Instagram'dan birkaç tane soru geldi. Hadi <laughs> yani size sormak istiyorum. <laughs> Neden 14 numarayı tercih ettim soruyorlar. 14 numarayı şöyle ben bir sene milli takıma geldiğimde numara yoktu o zaman galiba. Bir, bir numara kavgası vardı. 3-5 bir Baya bir kargaşa vardı. 14 numara aldım. O zaman Eda Erdem, Milkoviç hep böyle ünlü oyuncular 14 giyiyordu. Ben de 14 aldım. Bir sefer bir seferlik giydim. Çok da iyi oynadım. Sonra geri değiştirdim numaramı. Ziraat Bankası'na transfer olduğumda işte numara savaşı vardı. Ben de Aslan abi recik etmek için 10 numara istiyordum. <laughs> Dedik ya 14 ile çok iyi oynadın. 14 al. Tamam madem alayım dedim. Çok önemli değil yani öyle bir uğurum falan olmadığı için. 14 numarayı aldım. O öyle devam etti. Yani orada bir, bir sezonluk iyi oynamam. O 14'ü bana biraz yapıştırdı diyebilirim. Mustafa Hoca ile hem takım arkadaşıydım sahada. Yani tam takım arkadaşı değildim. Değil ben mi? geldiğimde o gitmişti ama böyle bir iki ay tabii bir de Ankara hani sürekli birlikteydik. Nasıl Mustafa Hoca? Gerçekten çok iyi. Beni ayrı seviyor. Benle, <laughs> benle biraz daha uğraşıyor ama gerçekten hani Türk voleybolunun şu an son zamanlarda kazandı. Özellikle erkek vo erkek voleybolun erkek antrenör olarak bayağı en başarılılardan biri. Zaten geldiği andan itibaren iki tane şampiyonluk yaşadık. Taktik bilgisi, teknik bilgisi çok yüksek. Hem oynamış hem iyi antrenörlerle çalıştı. Kendini çok geliştirmiş. İletişimi gayet oyuncularla çok iyi. Zaten oyunculuktan gelmiş. Çoğumuzu tanıyor. Bazılarıyla aynı takımda oynamış. He. Aslan abiyle galiba bildiğim kadarıyla. Ya şu an çok iyi bir ilişkimiz var. Bütün takım olarak. Zaten Burasının en büyük özelliği şu an Ziraat Bankası'nın en büyük özelliği bu. Birbirini bilen ve gerçekten çok profesyonelliğe dayalı bir karakterlerle birleşmiş bir takım. Yani stafından oyuncusuna hani evet. herkes çok iyi birbirini biliyor. Evet, aslında böyle favori olmadığınız durumlarda bile artık bir anda bir şekilde dönebiliyorsunuz ve o kupaları kazanabiliyorsunuz. gibi. Evet yani yani Ya çok aslında. hani içerideki uyuma bakarsanız aslında anlayabiliyorsunuz yani orta oyuncularla Aslan abi hem bir takımda oynuyor hem kulüpte oynuyor. Termatla Hasan abi hiç konuşmuyorum zaten. Onlar farklı bir şey oynuyor. <laughs> e diğer diğerleri de zaten hani sürekli birbirini bilen oyuncular. Cameo ülkemizi biliyor. Geldiğinde sürekli birlikteydik. Anderson'u zaten tartışmayalım hiçbirimiz. böyle bir ekip olduğu zaman da bir de böyle bir staff olduğu zaman aslında başarı biraz da hani sizi kenetliyor başarıya. Bazen kötü zamanlar elbette geçiriyoruz ama gerçekten başarıya birlikte kenetlenebiliyoruz. Hem birlikte üzülüyoruz, hem birlikte seviniyoruz. Aslında ligdeki rekabet de çok iyi gibi. Ben Efeler ligindeki rekabeti çok yani birçok takım birbirini yenebiliyor. Alt tarafta, üst tarafta iyi bir rekabet var. Bu, bu sene da, çok daha iyi. Bu da bu sene gerçekten iyi de oyuncular bu var bu ligdeki takımlar. Galatasaray, Fenerbahçe e, çok iyi takımlar kurdu. Son Fenerbahçe Galatasaray iz, yani evet. ben izlediğimde gerçekten hani çok üst seviye bir voleybol gördüm. Dediğim gibi erkek voleybolu yükseliyor. Artık yabancı oyuncu oyuncuların da ilk tercih olmaya başladı Türkiye Ligi. E, Türk oyuncuların zaten geldiği seviye belli. İkisi karma, karma e, olduğu zaman da bu sefer en az 7-8 takım gerçekten ciddi kadrolara sahip oluyor. E, bu sefer de rekabet başlıyor. Aslında bu biz en çok geliştiren şey. Evet. Lig içinde, ligdeki evet. rekabet aslında milli takıma da yansıyor diyebiliyoruz. Kesinlikle. Türk oyunculara çok yansıyor. Yani iyi oyuncularla oynuyorsunuz, iyi antrenman yapıyorsunuz. Çok üst düzey maçlar oynuyorsunuz. Oyuncuyu en çok geliştiren şeyler bunlar zaten. Şöyle bir soru gelmiş. Samet abi blok yaptıktan sonra ne hissediyor? Ya en sevdiğim şey diye biliyorum <laughs> hani voleybol açısından gerçekten en çok haz aldığım şey. Hani bazı servisten çok hoşlanıyor bazen ataktan ama bence en çok bloktan hoşlanıyorum. Bilmiyorum niye. Acaba karşıya böyle bir engel olduğun için mi? Yani en çok bloktan hoşlanıyorum ama böyle değişik bir şey hissetmiyorum. Çünkü sayı artık bu voleybol günümüzde sayı aldı. hani nasıl alıyor, al. Ona döndü. En sevdiğim şey diyebilirim yani, hani saha içindeki en sevdiğim şey, en mutlu olduğum an. En keyif aldığım maçı sormak istemişler. Ben de sana sorayım. Hmm. Çok zordur. Yani çok var. Çok uzun süredir olduğu için yenilerden söyleyebilirim. Geçen seneki şampiyonluk serisinin hepsi diyebilirim. Bence özellikle ben de o, son maç. maç. Ben son de maç de onu yani söyleyecektim. Ben, Hani uzun süredir evet. Hatırladığım maçlar var. İşte Dünya Şampiyonası Amerika var. Yenilsek de çok keyif aldığım bir maçtı ama geçen seneki son son maçı hiç unutmayacağım. Yani kimsenin beklemediği bir şampiyonluktu diyebilirim. Tabii ki bizim bizim inancımız çok yüksekti ama artık kamuoyunda Halk Bankası'nın şampiyonluk iddiası kesindi yani. Bizi kimse öyle görmüyordu. Evet bir önceki şampiyonluk ama kimse öyle bir şey görmüyordu ama son maç yani en hayatımda unutamayacağım maçlardan biriydi. Kendinde sevdiğin, başkasında sevmediğin bir özelliğin var mı? Çok zor soru Zor ama ben kibirden hiç hoşlanmam saygısızlıktan da hoşlanmam. Ama kendimde en, sev, en sevdiğim şey, yani çok bir kibrim yoktur. Ne konuda olursa olsun alçak gönüllü olduğumu düşünüyorum. İnşallah öyledir insanlar tarafındandır. <laughs> Çünkü çok dikkat ettiğim şeylerden biri. Hepimizin eşit olduğunu düşünüyorum. Kim olursak olalım. O yüzden kişi bir taraftarı asla değilim. Bir soru daha geldi. Aslında Mustafa Hoca'yı görerek gelmiştir belki. Gelecekte antrenör olmayı düşünüyorum Zaten antrenörüm ben dördüncü kademe. Aa, o kadar. Benim belgem var. <laughs> O zaman başlıyoruz. <laughs> ama evet, yani böyle bir hedefim var çünkü uzun yıllardır var. İlk belki de voleybolun ciddi anlamda oynamaya başladığımdan beri var. Çünkü biraz da insanlar beni o tarafa itti çünkü oyunu iyi okuduğumu söylenir, çok iyi voleybolu bildiğimi söylenir ama benim aslında en iyi yaptığım şey çok izlerim maç, çok analiz yaparım kendi açımda. Hani çok da bilimsel konuşmayayım, severim yani böyle bunlarla uğraşmayı. Tabii ki de yani antrenörlük hayalim var ama bunu biraz gelecek gösteriyor. Yola girebilecek misin? Bu şans doğacak mı? Umarım olur yani çok istiyorum. Belgem de var. Açıyorum deklere. <laughs> yani onu biraz bu voleybol kariyerimin sonuna doğru aslında ciddi ciddi düşünmek istiyorum. Şu an hazırım yani bütün belge olarak. <laughs> onu o zaman hani düşünmek istiyorum ama böyle bir hayalim var. O zaman son sorum. Voleybolda hangi kuralı değiştirmek isterdin? <laughs> çok zor soru. Herkes soruyor, herkes mu? herkes düşünüyor bir de. Biz de düşünüyoruz bazen acaba file mi büyüse yoksa ama ben galiba ya denendi ama çok düşünmüyorum yani şu şey arka ataktan içeri düşmeyi veya servisten içeri düşmeyi şu an kaldırabilirdin ama bu denendi bildiğim kadarıyla gençler dünya şampiyonası diye biliyorum çok tutmadı voleybol seyir zevki inanılmaz düştü şu an hiçbir şey değiştirmeye gerek yok aslında. Seviyorum yani. Ya şu an çok güzel bence yani. Özellikle <laughs> erkek voleyboluna hani böyle bir şey geldi. Nasıl diyeyim? Yaratıcılık geldi. Eskisi gibi değil. Daha böyle bilerek oynayan oyuncular var. Hani böyle daha güce dayalıydı. Şimdi daha böyle teknik... Tekniğe dayalı evet. çok oyuncu geldi şu anda. Şu gibi. an daha seyir zevki yüksek diye geliyor bana. da zaten öyleydi. Yani hep çok güzeldi es teknik olarak. Ama şimdi erkekte de biraz başladı sanki bu. Güç... Son sorum dedim ama güzel bir şey geldi. Bence... Herkese sorduğum bir Sence voleybol ülkesi olduk mu? Ya bence voleybol ülkesi olduk gerçekten. Özellikle VNL maçlarını izlediğimde inanamadım atmosfere yani. Sonra biz başladık. 1-2 maç Türkiye'de oynadık Avrupa Ligi'nde. Biz Konya'da bildiğim kadarıyla 12.000 kişi oynadık. Ha. Şampiyonluk serileri minimum 5-6 bin kişi oynadık. Artık voleybol ülkesi olduk diyebilirim. Yani inanılmaz bir şey var üstümüzde. Nasıl diyelim? Bütün gözler artık voleybolun üstünde. Hani ne başarı daha gelecek? Hani daha ne kadar başarı yapabilirler? Ama daha erkekler hiçbir şey yapmadı. Görmedik yani. Umarım erkekler hani biraz başarı geldiği zaman bence Voleybol kesin de biraz üzerine gideceğiz. Daha voleybol kültürü olan bir ülke olmak istiyoruz aslında. Bir şey söyleyeceğim. Çok fazla talep geliyor mu? Görüyor musun böyle voleybolcu olmak isteyen? Ben inanılmaz fazla görüyorum. İnanılmaz talep geliyor. Gençler böyle. Ya eskiden ben de çocukken hatırlıyorum. Hani bu boyunuz uzunsa bu basketbola gidiyordunuz. Şimdi tamamen değişti bu. Voleybolcu olmak isteyen belki binlerce genç var. Bize talep geliyor. Hani nasıl yardımcı olabiliriz falan. Ya bu zaten voleybol ülkesi olmaya başladığımızı gösteriyor. Bir kültür yerleşti artık bu ülkeye. Özellikle bizden sonraki jenerasyonlar için çok büyük bir kültür geliyor bizim daha zordu hani ulaşabilmek, antrenman yapabilmek. Şimdi bütün imkanlarımız da var. Bence hazırız artık voleybol kültürünü hani bu ülkede kalıcı hale getirmeye. O zaman çok teşekkürler Ben Fak. teşekkür ederim. Bir maç öncesi bizi ağırladığın için. Aynen Yarınki efendim, maçta da ol. başarılar. Teşekkür dediğim. ederim, sağ ol.